Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Türkiye'de yaşanan şiddet ve cinayet olayları son dönemde hız kazandı. Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayi saldırısının ardından Şişli'de bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Çıkarılan infaz yasasının ardından yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin avukat Çağla Gül Bulut'la konuşacağız. Sayın Bulut, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş buldum, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Bulut, son dönemde şiddet ve cinayet olayları artıyor. Özellikle Esenyurt'ta gördük, bunu Şişli'de gördük, İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşanıyor. Şimdi bir infaz yasası da çıkarılmıştı. Sizce bir bağlantısı var mıdır acaba? Şöyle ki, Türkiye'de gerçekten şu anda şiddetin arttığını hepimiz gözlemliyoruz. Buna ilişkin bir istatistik yok. Ancak şiddet oranları sizin de sunduğunuz haberlerde, bizim de gözlemlediğimiz olaylarda gerçekten artmış bir durumda. Şimdi infaz yasası da bunu aslında biraz destekliyor gibi tırnak içinde neredeyse diyebiliriz. Çünkü infaz yasasına eklenen bu geçici madde şöyle bir madde, hiçbir suç ayrımı yapmıyor bu maddede. Herhangi bir suça karışmanız bunun için yeterli. Kadına karşı, çocuğa karşı fark etmeksizin belli şartları var. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde olmanız, cezanızın kesinleşmesi ve diğer şartlar, işte yıl şartlarının sağlanması halinde size bu kanun maddesi denetimli serbestlik veriyor ve bu denetimli serbestlik içerisinde cezaevinden çıkıyorsunuz bu süre içerisinde ve bu süre içerisinde hiçbir suça karışmazsanız cezanızı yapmış oluyorsunuz, cezaevine geri dönmüyorsunuz. Şimdi hem böyle bir yasa gündeme geldi, hem de zaten artık herkes şunu biliyor. Birini öldürdüğünüz zaman ne olacak? 3 yıl yatar çıkarım, 2 yıl yatar çıkarım, yatarı yok ki bu cezaların diye herkesin artık dilinde. Yani sokakta geçen vatandaşın bu dilinde. Bu da ne demek oluyor? Demek ki bizim yasalarımızda cezaların caydırıcılığı yok ve bir cezasızlık söz konusu. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman haliyle insanlar kolay suç işleyebiliyor. Ülkemizin maddi durumu, ekonomik durumu da ortada. İnsanların gerçekten psikolojisi artık çok bozulmuş durumda. Bir buhran var aslında. Bunların hepsi birleştiği zaman insanlar kolayca suça sürüklenebiliyorlar, kolayca suç işleyebiliyorlar, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Silahlanmayı da kolayca elde edebiliyorlar. Bunu biz bireysel silahlanma diyoruz. Bu ne de demek oluyor? Ruhsatsız silah edimi. Yani normalde bir silah almak isterseniz ruhsatları ve prosedürleri var. Ama siz internetten ya da işte bir şekilde kanallardan ruhsatsız bir şekilde silah temin de edebiliyorsunuz. Bunların hepsi birleştiği zaman çok kolay suç işleniyor ne yazık ki. Peki Sayın Bulut, son dönemde bireysel silahlanma oranları da arttı diyebilir miyiz bu doğrultuda? Yani dediğim gibi yine böyle artış oranlarını söyleyebiliyoruz gözlemlerimiz neticesinde ama gene bir istatistik yok. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir veri sorunu. Veriler tutulmaz, veriler biriktirilmez, gerçek veriler paylaşılmaz kamuoyuyla. O yüzden hani net bir şekilde bir oran paylaşımı ben en azından görmedim. Ama sizin de dediğiniz gibi buradaki öldürülen insanlar ne yazık ki bu silahlarla, ruhsatsız silahlarla öldürülüyor. Çünkü neden? Ruhsatsız silahların edindiğiniz zaman ve bir ruhsatsız silah kullanımının hapis cezası yok. Siz bunu kullandığınız için hapse girmeyince, bir yaptırımı olmayınca, korkutucu bir yaptırımı olmayınca haliyle insanlar bireysel silahlanmaya yöneliyorlar. Bunun temini de çok kolay dediğiniz gibi oranlar arttı. Temin de nasıl? Dediğim gibi internetten oluyor, eşten dosttan duyuyorlar. Bu şekilde de bireysel silahlanma da artmış oluyor aslında. Doğru, arttı diyebiliriz teknik olarak. Peki Sayın Bulut, şimdi bireysel silahlanma arttı diyoruz. Silahlanmayla beraber sadece yaşanan şiddet olaylarında kullanılmıyor aslında silah. Yani mesela işte bir düğün konvoyunda aşağı iniliyor, havaya ateş açılıyor. İşte insanlar üzüldüğünde dışarı çıkıyor, yine havaya ateş açıyor. Ve bu kurşunlar birilerine hiç alakası olmayan, olaydan bağımsız insanlara isabet ettiğinde can alabiliyor. Sizce bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor mu? Şöyle, bununla ilgili aslında hepsinin temel probleminin ben, tabii sosyologlar vesaire daha iyi bilebilir de zihniyet olduğunu düşünüyorum. Yani bizim aslında zihniyetlerimizin değişmesi lazım. Yani şu belki tırnak içinde gelenek mi denir, görenek mi denir bu kutlamaların silahla yapılması, alışkanlığı diyelim. Çünkü bizim gelenek ve göreneklerimiz bu şekilde can alıcı şeyler değildir. Bu alışkanlıktan insanların önceki kurtulması lazım. Ama Yargıtay'ın çok güzel kararı var. Yani siz o silahı alıp düğünde konvoyda birini öldürdüğünüz zaman Yargıtay bunun kasten öldürmeyle eşdeğer.
saydığı kararları var. Yani ya da taksir, bilinçli taksir, olası kas gibi durumları değerlendirdiği kararları var. Çünkü neden? Siz bunu aslında öngörebilirsiniz. Yani o silahı belinize aldığınız zaman, vurduğunuz zaman birine gelebileceğini öngörebiliyorsunuz. Bu trafik kazasına benzemez. Kaza kurşunu değildir bu. Ve dediğiniz gibi bu insanlar, ya şu da olabiliyor tabii, insanlar silah temin edip korktukları için, düşman hasımları olduğu için silah da taşıyabiliyor. Bu durum da söz konusu. Yani aslında devletin insanları koruması lazım. Belki de yani bu yaşanan, üst üste yaşanan bu olaylarda bizim kolluk kuvvetimiz tabii ki de çok iyi çalışıyor. Ve çok da yorucu mesaileri var. Allah yardımcıları olsun tabii ki, ama daha fazla destek olunması gerekiyor. Kolluğun daha fazla çalışması gerekiyor belki de. Peki çıkarılan infaz yasasıyla beraber şimdi az önce de konuştuk. Bu olaylar yaşandı. İnsanlara sizce bu güç veriyor mu? Çünkü aslında her gün bu haberlerle uyanmaya başladık. Şimdi Esenyurt'ta sadece iki kişinin öldürüldüğü tekel bayi saldırısı gerçekleştirilmedi. Bundan yaklaşık bir hafta önce de bir kadın öldüresiye darp edildi. Şimdi Şişli'deki olayı görüyoruz. Sizce neden yaşanıyor tüm bu olaylar? Şöyle, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi basına yansıdığı zaman haberlerde infaz yasasına yeni düzenleme af mı geliyor, af mı geldi? Şimdi siz bu başta attığınız zaman haliyle, ki fiili aftır bence de, af diye çıkmadıysa da yasada böyle bir terim geçmiyor maddede, ama bu bir fiili aftır. Neden fiili aftır? Çünkü belli basit şartlar sağlanması durumunda siz bu insanları denetim serbestliğe tabi tutup cezaevinden çıkarıyorsunuz. Ve bu insanlar birini mi öldürmüş, kadına mı işlemiş, çocuğu mu istismar etmiş? Bunların ayrımına bakmıyorsunuz. Şimdi bu durumda ve bunları haberlerde sürekli gördükçe insanlar, ve dediğim gibi az önce de 3 yıl yatarım, 5 yıl yatarım ne olacak? İnsanlar birini öldürüyor, başlarına hiçbir şey gelmiyor. Burası Türkiye gibi cümleleri kurdukça, bunları yaşadıkça, ama yani bunlar gerçek. Yani bunları yaşadıkça insanlar korkmuyorlar. Diyor ki ne olacak ki, yatar çıkarım diyorlar. Ve zaten işte bu infaz düzenlemesinin sebebi de aslında cezaevlerinde yerin olmaması. Başka bir açıklaması yok bunun. Cezaevleri taşıyor artık. Yani çünkü şöyle, aslında cezaların ıslah amacı da var. Yani biz hukukçular olarak ya ceza hukukunda sadece insanlar cezalandırılsın değil. Bu çok boyutlu. Yani insanları cezalandıracaksın, suçunu çekecek. Aynı zamanda bu insanı ıslah edeceksin ve bu insan, bu mahkum topluma geri kazanacak. Bunları biz geri kazandırmalıyız topluma. Ama ıslah amacı olmayınca bir insan cezaevine giriyor. Çıktıktan sonra resmen bununla hava bile atabiliyor. Ben işte cezaevine girdim. Ben birini öldürdüm. Birini yaraladım. Ben çok güçlüyüm. Benden korkun. Çünkü neden? Mafyacılık var. Türkiye'de yaygın. Hani bunu, özentilik var. Yani bunun etkisi dizilerde de var. Şimdi dizilerde siz dizi çeviriyorsunuz. Mafyalar çok güçlü. Mafyalar dizide. Ülkeye hakim. Şimdi böyle bir şey olunca insanlarda özentilik oluyor. Birçok çeşidi var dediğim gibi. Yani aslında burada sosyologlar, hukukçular, birçok psikologlar, birçok yani disipliner, aslında multidisipliner bir yapı birleştirilerek aslında bunların sorunların sebepleri nelerdir? Kategorize bile edilebilir. Yani bir insan birini öldürüyorsa belli sebepleri vardır bunun. Yani nedenleri var. Özellikle zaten biliyorsunuz kadına karşı şiddetin sebepleri açık. Bunu zaten İstanbul Sözleşmesi açıkça da yazmıştı. Neydi? Toplumsal cinsiyet eşitliği. Eşitsizlik oldukça şiddet olur. Hani bu şekilde formülize edilebilir ve sorunlar aslında çözülebilir. Yani şiddet önlenilebilir bir şey. Ama çok yönlü çalışmalar Peki yap. nasıl önlemek gerekiyor sizce Sayın Bulut? Şöyle, bunun dediğim gibi cezai boyutu var. Cezasızlık olmayacak, caydırıcılık olacak. Ama benim kendi şahsi görüşüm, kanaatimce yani bir insan birini öldürdükten sonra ona ceza vermişsiniz, o da değil. Yani o insanın ölümüne sebep olunmaması, o şiddetin ortadan kalkması, yani hasımlığın nedenlerinin çözülmesi lazım. Ve bunların dediğim gibi kategorize nedenleri vardır. Birçok, yani böyle çok uç nedenler yoktur. Belli başlı nedenler vardır. Ve insanlara bize çok da saygı olmadığı için, tahammül seviyemiz de düşük olduğu için bir şey oluyor dediğim gibi. Ya trafikte bile, yani sizin de başınıza geliyordur. Trafikte gidiyorsunuz, korkuyorsunuz. Adamın teki geldi ya da kadın, fark etmez, özür dilerim. Biri size sataştı. Genelde adamlar, erkekler sataştığı için biliyorsunuz. Kırmızı ışıkta durmadınız ya da adamın önüne kırdınız, görmediniz vesaire. Size şimdi küfür ediyor. Ben erkek, erkeğim diye, ve şimdi erkek erkeğe küfür edici, aa bana küfür etti. Sen kimsin bana küfür ediyorsun? Hop, orada bir ölüm meydana geliyor. Ya da tekel olayı, ya da bu anlattığımız gece kulübündeki saldırı, ya bunun nedenine bakmak lazım. Neden? Çünkü işte yok bana şunu söyledin, bana bunu dedin. Şu
erkekçilik, şu işte sen kimsinlik, bunların aslında aşılması lazım. Yani bizim zihniyetlerimizin değişmesi lazım. Eğer şiddeti ortadan gerçekten kaldırmak istiyorsak, bu da dediğim gibi sadece hukuki yönden değil, multidisipliner çalışmalarla ancak mümkün olabilecektir. Sayın Bulut, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Ben teşekkür ederim böyle güzel bir yayında yer aldığım için Cumhuriyet TV'de özellikle. Yani inşallah şiddeti konuşmadığımız güzel günler olur diyeyim. Çok teşekkürler aktardıklarınız için. Evet, Türkiye'de yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin ve yaşanan olayların hukuki boyutuna dair avukat Çağla Gül Bulut'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.